Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Tarım İl Müdürüm, İlçe Tarım. Hepiniz Şahin Bey Belediye'mizin. Bugün özellikle pandemi sürecinde güçlü kalabilen, güçlü olabilen devletler, üretebilen devletler. Özellikle tarım alanında girdi maliyetlerini düşüren bu projeler ülkemizin kalkınmasında çok değerli hizmetler, çok değerli katkılar sunmakta. Eğitimden sağlığa, özellikle pandemi sürecinde lojistik anlamında Şahin Bey Belediye'miz ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza ulaşmamızda bize çok ciddi destek oldu. Çocuklarımız şu an eğitimlerini evde devam ederken onların özellikle sınavlara hazırlık noktasındaki soru bankası noktasında 209 bin kitabı tek tek evlerine ulaştırdı. Yine eğitim alanında erişemeyen çocuklarımıza, 30 bin çocuğumuza bugün 26.500'ü dağıtılmış durumda. Bu hafta içinde hepsi tamamlanacak. 30 bin çocuğumuzu tabletle buluşturdu Şahin Bey Belediye'miz. Allah hepsinden razı olsun. Bu projelerin önemini bütün arkadaşlarımız vurguladı. Ortak nokta şuydu. Tarım İlçe Müdürlüğü işin içinde, Tarım İl Müdürlüğü işin içinde, Şahin Bey Belediyesi işin içinde, bankalar işin içerisinde, Ziraat Odası işin içinde, Koyun Keçi Birliği yetiştiricileri işin içinde, muhtarlarımız işin içinde. Yani Şahin Bey de süreci herkes takip ediyor. Taşın altına herkes elini koyuyor, herkes sırtlanıyor. Şahin Bey'i güçlü kılan da bu olsa gerek. Samimi bir yönetim, dürüst bir yönetim, beraberinde de ona değer veren bir millet başarıyı beraberinde getiriyor. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir olan, devamı gelecek olan bu projelerin devamını yine başkanımızdan talep ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize Şahin Bey Belediyesi olarak, tüm belediyeler olarak bu yasal düzenlemeyle bu fırsatı verdiği için ve Büyükşehir Belediye Yasası'nda yapılan değişiklikle belediyelerin de tarama, çiftçiye destek olması kanunu düzenlemesinden sonra gerekse Büyükşehir Belediye'miz, gerekse Şahin Bey Belediyesi olarak biz tarımsal desteklerimize devam ediyoruz. Daha önce dar kapsamlı bir yapılan projeyi biz kabul etmedik. Şahin Bey'deki tüm çiftçilerimizi kapsayan bir proje istedik. Ve şu anda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5500 çiftçimiz ve yine hayvan destek sistemine kayıtlı 3700 çiftçimize, hayvan yetiştiricimize destek oluyoruz. 4 yıl önce başladık. Geldiğimiz nokta itibariyle her yıl destekleri artırarak devam ettiriyoruz. Yine Ziraat Odası Başkanımız da ifade etti. Biz 4 yıl önce başladığımızda dediler ki bu bir seçim yatırımı herhalde. Seçimlere 1,5 yıl var, 2 yıl var. Seçime kadar verecekler, ondan sonra bu işten vazgeçecekler. Biz de tam tersini yapıyoruz. Her yıl verdiğimiz destek miktarını daha da artırarak, katlayarak devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 9.387 ton buğday, arpa ve 10.070 ton da gübre desteği sağladık. Sonra hayvan yetiştiricilerimiz destek istedi. Baş üstüne dedik. 3.500 tonla başladık. İkinci yılda 3.500 ton. Bunlar seçim öncesi. Seçim sonrası ne yaptık? Kesmedik. Tam tersi 2 katına çıktık. 7.000 ton. Bu yılda 10.000 tona çıktık. Toplamda 24.000 ton. Mercimek, yonca, İtalyan çimi dağıtımını gerçekleştirdik. 750.000 zeytin, 150.000 fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Ve şimdi inşallah yazılımlar devam ediyor. Burada da isteyen fidanları talep etmeleri halinde çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Yine 243 ailemize 2.751 baş, küçük baş ve büyük baş hayvan desteği %100 hibe yemleriyle beraber verdik. Hayvan ağlarını yaptık. Sayın Kaymakamımız da sağ olsun bu yıl onlara destek olacağını ifade ettiler. Kalan kısmı ile ilgili zaten %50'sini Şahin Bey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Yine meralara su kuyusu 11 tane açtık ve açmaya devam edeceğiz. Meraların gübrelenmesi, veriminin artırılması noktasında, ıslahı noktasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Arazi yolları önemli. Çiftçimizin daha önce traktörle gidemediği az önce ifade edildi. Şu anda kamyonlar özel araçlarıyla rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Nasıl oldu köy yollarımız, arazi yollarımız daha doğrusu? İyi oldu mu? Evet.
66 tane köyümüz tamamlandı. 1140 kilometre arazi yolunu yapmış olduk. Çok az kaldı. Çok yakın bir zamanda bunları da bitirmiş olacağız. Ablamız nerede? Gel. Sen hem çiftçilik yapıyorsun hem de 4 tane çocuğa analık yapıyorsun. Kendi başına Allah razı olsun. Hayvan desteğinden faydalandın. Evet. 2 inek oldu 4. Evet. Oldu mu? Evet. Oldu. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten yani çok tardaydım. İnan ki çocukları nasıl büyütürüm diye çok küçüklerdi. Biri 20 günlüktü. Biri 6 yaşındaydı, biri 4 yaşındaydı, biri 7 yaşındaydı. Ben çocuklarımı bırakmak istemedim. Ve çok iyi yapmışsın. Ve kendilerini getirdim. Ondan sonra babama ve kardeşlerime ve sayın muhtarımıza 1000 teşekkür ederim. Elinden gelen yardımları yapıp zaten size ulaştırır. Siz de bize zaten babalık yaptınız. 1000 teşekkürler olsun. Şey çiftçilikle ilgili şu desteği de verseniz iyi olur diyeceğim bir şey var mı? Şunu unuttunuz. Zaten gerekeni yapıyorsunuz. Yemi verirsiniz, ağaçları verirsiniz, gübreyi verirsiniz. Yani mazotu verirsiniz, desteği verirsiniz. Mazotu hükümetimiz veriyor. İşte mazot yani, desteği hükümetimiz. Hükümet nedir? Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz demektir. Evet. Şunu unuttuk. Şurada olsa diyeceğim bir şey var mı? Yok. Zaten hepsini yerine getirirsiniz. Eyvallah. O zaman sıkıntı yok. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ey yurdum sen korkma geldik kelerim. Burada kim en önde? Burada biz size söyleriz onları.